şu cevaplara bak ya. Hepsi yanlış. Hepsi yanlış. Biz bunlara hiçbir ders anlatmadık. Hiçbir şey öğretemedik. Arkadaşlar, 7. soruyu doğru dürüst yapan hiç kimse yok. Fakat konuyu işlerken kaç kere hatırlattım size. Bu soru karşınıza çıkabilir dedim. Fakat hiçbiriniz dikkat etmemişsiniz. Hocam, 7. soru neydi? Gayet basit bir soru. Bülbül şiiri kime aittir? Hocam, ben o soruyu cevapladım. Cevapladın mı? Peki bakalım öyleyse Ayşe'dir. Hocam, 7. sorunun cevabı şudur. Ayşe, cevap ya değil. 7 yazsan yeterli zaten. Bu şekilde yazmana gerek yok. Bülbül şiiri Azerbaycan'a aittir. Bakın ne güzel cevaplamışım ama siz üzerine çirmişsiniz hocam. Ayşe'cim, daha fazla konuşup da cahilliğini ortaya koyma lütfen. Ayşe önce doğru söylüyor. Saçma sapan cevaplar veriyorsun. Bir de kalmış not istiyorsun. Hüseyin'cim, sen herhalde doğru cevabı biliyorsun değil mi? Biliyorum tabii hocam. Onu bilmeyecek ne var ki? Öyleyse sen söyle Hüseyin. Bülbül şiiri kime ait? Bülbülzade, Hulusi, Mithat, Necati, Ahmet Efendi. Anlamadım, anlayamadım. O da kim Hüseyin? Daha doğrusu onlar da kim? Bülbül şiirin yazarı. Oğlum siz hiç ders dinlemiyor musunuz ya? Dinliyoruz hocam, dinlemez olur muyuz? Bir değil, iki değil, üç değil, tam dört tane cevap verdim. Birini bile kabul etmediniz. Bari birini kabul etseydiniz. Oğlum yanlış olduktan sonra 4 değil 14 tane isim söylesem bile yanlışsa yanlıştır. Ayşe, senin kağıdını okuyup bitirelim. 1, 2, 3 yanlış. 4, 5 doğru. 6, yarım. 7. soru zaten yanlıştı. 8, 9, 10. Bu sorulara yarımşar vermişim. Tam 50 aldım. Ucu ucuna kurtardım. Fakat senden beklediğim bu değildi Ayşe'cim. Kaç kere hatırlattım size. Bu soru karşısında çıkacak dedim. Hiç dikkat etmemişsiniz. Teşekkür ederim hocam. Hocam benim kağıdımı da okur musunuz? Ben sizi hayal kırıklığına uğratmam. Okuyalım Hüseyin'cim. İnşallah dediğim gibi olur. Soru 1. Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. Eteklerinde güneş rengi bir yaprak. Ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak. Bu dizelerden ne anladığınızı yazın demişim. Cevap. Şair sevdiği kadının ayaklarında romatizma olduğu için merdivenleri ağır ağır çıkmasını, yani hızlı değil yavaş yavaş çıkmasını istemektedir. Kadının romatizması olduğunu nereden çıkardın? Yavaş yavaş çıkıyor da ondan. Ayaklarında bir arıza var ki öyle söylemiş. Kim söylemiş acaba? Şair amca. Hocam niçin bana öyle anlamlanmam bakıyorsunuz? Garip bir durum mu var? Sence? Bence gayet normal hocam. Düşünce özgürlüğü denen bir şey var. Kendi yorumumu katıyorum. Öyleyse devam edelim Hüseyin'cim orijinal yorumunu okumaya. Bu şiiri farklı bakış açısıyla şöyle de yorumlayabiliriz. Koltuk değnekleri var kadının. Asansör falan da yok. Eğer o dönemde asansör mevcut olsaydı kadın, yani şairin sevdiği kadın asansörle çıkacak. Dolayısıyla böyle bir şiir yazılmayacaktı. Eteklerinde güneş rengi bir yaprak demek, yani kadın yaprak desenli güneş renginde bir eteklik giymiş. Çünkü o dönemde kadınların pantolon giymesi ayıptı. Ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak. Kadın merdiven çıkarken romatizması iyice azmış. Ve semaisinin arkadaşının yüzüne bakarak ağlamış. Şair bu şiiri günümüze yazacak olsaydı şöyle yazardı. Ağır ağır çıkacaksın bu asansörden. Pantolonda yaprak desenleri. Arkadaşın semaya ağlat başından geçenleri. Bakın nasıl da döktürmüşüm ama. Bu kağıda 100 değil, 1000 verilir, 1000. Fazla sevindi Hüseyin'cim, 0. Çok şakacısınız hocam. Şu kağıdı okuyup bir an önce kaldıralım ki gören olursa rezil olduk demektir. Hocam şimdi siz bu kağıda puan vermiyor musunuz? Vermiyorum değil, veremiyorum evladım. Cevaba benzeyen, cevabımsı, cevabım tırak bir şeyler olsa yine bir miktar verecektim. Ama yazdıklarının cevapla yakından uzaktan alakası yok. Hocam A4 kağıdı neredeyse dolmuş durumda. Bari el emeği, göz nuru, fikir amallığı deyip puan verseydiniz. Şu elinde tuttuğum yazılı kağıdı 100 üzerinden 0 olmasına rağmen son zamanlardaki yerli gözeterek 30 veriyorum. Ve bu konuyu burada kapatıyorum. Lütfen evladım. Hadi, hadi. Yapma hocam, etme hocam. Bu ders direkt geçmem gerekiyor. Telak sınavlarını sıkı bir hazırlık yaparsın, geçersin. Ben sen şunları soracağım zaten. Hocam sıkı bir çalışmaktan ziyade sıkı bir pazarlığa ne dersiniz? Hüseyin'cim biz tüccar değiliz ki, eğitimciyiz. A4, Ayşe. Alacağınız olsun hocam. En sevdiğim hocam idiniz. Şimdi gözümden düştünüz. Aynı sözü edin coğrafya hocasına da söylemişsin evladım. Söyleyeyim tabii. Hiç öğrenci nereden anlamıyorsunuz ki? Oğlum bana dil dökme, emek harcadığın kadar oturup çalışsan bu iş biter zaten. Hocam yakında ev değiştiriyor musunuz? Eşyalarını taşımaya yardım ederim. Bizim ekibi de toplar gelir. Pazarlık yok Hüseyin, lütfen. Elveda hocam. Son görüşmemiz olabilir. Uzak bir yere tatile mi çıkıyorsun? Çok uzak.
Dönüşte görüşürüz üstelik. Gideceğim uzak yani, dönüşü yok. Nasıl? Anlamadım. Anlaşılmayacak bir şey yok hocam. Biletler sadece gidiş için kesiliyor. Dönüşte bilet yok. Telafi sınavlarında görüşmek üzere üsteyicim. Lütfen seni dışarıya alalım. Birinci dönem bütün notları zayıf oldu halde geçen not verdim. Şaşır diye düşündüm. Fakat ben böyle yapınca kitap defter de geçilmez oldu. İyi günler efendim. İyi günler hanımefendi, buyurun. Siz Hüseyin'in edebiyat hocası Ayşe çalacaksınız. Evet, buyurun benim. Siz böyle. Bizim Hüseyin'e zayıf not vermişsiniz herhalde. Şey, öyle demeyelim de kendisi zayıf not aldı diyelim, daha doğru olur. Bir şey diyeceğim. Bizim bu çocuğu geçirseniz nasıl olur? Çok güzel olur. Telafi sınavlarına çalışsın, kesin geçer. Kolay soracağım. Şimdi direkt geçsin. Fakat hanımefendi yazıdan çok düşük not aldı. Geçecek durumda olsaydı ben zaten gerekeni yapardım. Şimdi gene yapın öğretmen hanım. Neyi? Gerekeni? Yaptım. Nasıl yaptın? Olması gerektiği kadar, hatta daha fazlasını yaptım. İşte bu kadar. Ne kadar? Olması gerektiği kadar. Sınavda geçecek kadar olsun yeter. Hanımefendi birinci dönem bütün notları zayıftı. Bu dönemde kendisinin çalışıp geçmesini istedim. O da olur öğretmen hanım. Bunlar daha genç, kanları hızlı akıyor. İleride ders de çalışırlar, kitap da okurlar. Elbette. Biz istikbalde çocuklardan çok şeyler bekliyoruz. Ancak şimdiden çalışma, okuma alışkanlıklarını kazandırmamız gerekiyor. Ne güzel konuşuyorsunuz öğretmen hanım. Vallahi beni bile şu anda okuma isteğim geldi. Çok güzel, keşke aynı istek Hüseyin'de de olsa. Olur, bana okuma şevki geldi ya. Kısa bir süre sonra Hüseyin'e de gelir, siz hiç merak etmeyin. O iş bende. Sınavı geçsin yeter. Telafi sınavlarına çalışıp geçecek efendim. Şimdi geçsin efendim. Olmaz efendim. Olsun efendim. Geçsin efendim. Söyleyeceğimi söyledim hanımefendi, lütfen. Olur da hadi. İki saattir ne döküyorum, alttan alıyorum, olmaz diyorsun. Allah'ım yarabbim ya. Sanki bir şey istedim ya, şu çocuğu geçir dedim. Geçememiş sınıftan. Demek ki kafası basmıyor şu çocuğun ya. Allah Allah. Ya bende bir tuhaflık var ya da bu insanlarda. Çin setine çıkıyorum arkadaş. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldin teyzem. Ne dedin? Hoş geldin diyorum. Hoş geldin. Buyur şöyle otur. Hoş bulduk evladım. Hoş bulduk. Buyur ne istedin? Anlamadım. Ne istedin diyorum. Önce bir tanışalım. Adın ne? Kaşınalım mı? Ne kaşınması yahu? Tanışalım diyorum. Tanışalım. Senin adın ne? Kimsin? Tamam bildim. Ben 1332 doğumlu. Seyfettin'den olma, Zeliha'dan doğma, Gölbaşı nüfusuna kayıtlı, benim mahallede ikamet eder. Emekli tiyatrocu, Hayriye, kirametçi, ayol. Memnun oldum Hayriye teyze. Meyve mi koydun? Memnun oldum diyorum, tanıştım sevindiğim. Sevindim tanıştım. Bu mektepte bir edebiyat muallim varmış, ona bir onu bana bir gösterele. Buyurun benim. Sen edebiyat muallim misin? Evet benim. Allah Allah! Ne oldu Hayriye teyze? Ya bir yanlışlık olmasın. Niye beni öğretmene benzetemedin? Ne yalan söyleyeyim? Benzetemedim. Hiç benzetemedim. Beni kime benzettin Hayriye teyze? Şöyle bir düşüneyim. Kamyon şoförüne benziyor. Neyse, geçelim bu konuyu. Nereye kaçalım kızım? Daha yeni geldik. Konuyu değiştirelim diyorum. Edebiyat öğretmeni sorduğuna göre bir işin olmalı. Yahu çişim yok. Gelmeden önce helaya uğradım diyorum. Konuyu değiştirelim diyorum. Konuyu. Eşek sıpası. Nasıl? Ah eşek sıpası ah. Hayriye teyze yaşını başına hürmetimiz var. Amma abarttın. Benim torun bu Hüseyin var ya. Bu eşek sıpası senin yaptığın insanlardan geçememiş her yer. Evet doğru. Bu çocuğu geçir de sen de kurtul ben de kurtulayım muallime al. Hayriye teyze bunun için yaşlı başlı halle sağ kalktım buralara kadar geldim. Ben Hüseyin'e de annesine de gerekeni söyledim zaten. Babası da aynı bu çocuğun. Anası da aynı. Bu çocuğun okumakta gözü yok. Bir gün olsun defterin yüzünü asla açmadı. Bizim sülale akıllı ama bu çocuk bizden tarafa çekti. Ben küçük yaşta kerratı belledim biliyor musun? Neyi belledin? Kerratı belledim. Çarpım tablosunu diyorsun. Eskiden çarpım tablosuna kerrat denirdi değil mi? Ben bilmiyorum. Neyse işte oraya geç. Birden 20'ye kadar hata yapmadan saymayı bilirim. Bizim sülale çok akıllı. Ama bu mankafaların hiçbiri bizden tarafa çekmemiş. Hepsi ana sıkılıklı bunların. Neyse işte uzun lafın kısası bir olayına bakıvermiş.
Hayri teyze, seni kırmak istemiyorum ancak. Ancası gancası yok. Duymam çolay. Gözüm açık gidecek. Geçir şu olanı. Bir kalem oynatıver çabuk. Hayri teyze, lütfen. Ne aksi bir kadınsın yahu sen. Sen de benim koca tarafına çekmişsin. Ben gidiyorum. Hallet bu işi. Sana da güveniyorum muallim hanım. Haydi. Güle güle. Sağlıcakla kal. Güle güle. Ah Hüseyin ah, beni ne hallere soktun evladım ya. Neyse, sakin. Sakin. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Hoş gördük, hoş gördük. Ben mahalle muhtarı Raşit Külbe. O okulda şaşılacak adında bir hoca varmış, ona bak dedim. Memnun oldum, buyurun benim. Şöyle oturun. Yok hocam, oturmayacağım. İşim acele. Maruzatım bildirip gideceğim. Buyurun. Ben ermiş adamım, ermiş. Benim kabrimi ziyaret yapmaları lazım. Ben 10 sene öncesinden bilmiyordum böyle olacağını. Muhtarım kusura bakma ama söylediklerinden bir şey anlamadım. Vallahi ben söyledim. Anasına da söyledim, babasına da söyledim. Beni dinlemedi mi? Muhtarım ne demek istediğini tam olarak anlayamadım. Ya şu çocuk Hüseyin. Ne olmuş Hüseyin'e? Senin dersinde notları kötüymüş. Allah Allah, bu işler sana ne muhtar? Ya bana ne olur mu? Demek bu iş sana da intikal etti. Tabii. Seçimden önce bana oy veren vermeyen bütün mahalle sakinlerinin ne derdi varsa. Sabah, akşam, yaz, kış, gece, gündüz deme. Doğal afetler de dahil olmak üzere çok yakından alakadar olacağıma söz verdiydim Sayın Hocam. Ondan diyorum şu çocuğu bir geçirin ya. Muhtarım çocuk hiç ders çalışmıyor ki geçireyim. Ya çalışır hocam, vallahi çalışır ya. Ya siz bunu geçirin ki hem eğitim hayatını hem de mahalleyi bu çocuğun arasından kurtarın ya. Bak bunun mahallede patlatmadığı teke, kırmadığı cam, doğuşmadığı çocuk kalmadı ya. Ya bu akşama kadar sorma iyi bir taş dışarıda ya. Ay bak bunu bilmiyordum, çok ilginç. Tabii ya bu var ya küçükken böyle arabaların smok kapaklarını söker söker tekerlerin havasını indirdi bunu anasınız. Hocam siz bunu geçirin ki bu Alanya, Antalya gibi yerlere gitsin ya, çalışsın orada. Yeter de bizim çektiğimiz o, biraz da onlar çeksin. Muhtarım karışmayın bu işe, beni anlayın. Ya siz de beni anlayın Sayın Hocam. Vallahi ya. Bak hocam sen bu çocuğu geçir. Hem eğitim camiası hem de mahalle bu çocuğun belasına kurtulsun ya. Vallahi hocam ben diyeceğimi dedim. Artık o da size kalmış bir şey. Sözlerimi dikkate alacağınızı ümit ederek sözlerime son veriyor. Elveda diyorum Sayın Hocam. Benim ben Hüseyin. Biliyorum evladım. Sen Hüseyin'sin. Hayal alemi olsa bile bari ya burada yalnız bırak beni. Hayal alemi bile olsa ziyareti makbulü kısa olanıdır. Hayal değil hocam. Gerçek gerçek. Öyle mi? Elimi şimdiki. Ah doğru. Sen Hüseyin'sin. Sınıfı geçtin. Gözün aydın oğlum. Biliyorum hocam sınıfı geçtiğimi. Okuldan takip ediyorum. Öyleyse niye geldin? Teşekkür etmeyin. Teşekkür ederim deme evladım. Sağ ol deme, teşekkür ederim deme. Hiçbir şey deme bana. Sağ ol demeye de gelmedim ki. Niye geldin o zaman? Hocam madem beni geçirmeye geçirdiniz, bari 50 vereceğinize 70-80 verseydiniz de teşekkür belgesi alsaydım. Allah'ım bu çocuk beni çıldırtacak. Hüseyin git artık, yeter bıktım senden çocuğum, git artık. Delirteceksin beni ya. Delirtecek beni. Ha delirdim ben herhalde. Delirdim. Thank you.
Delirdim ben. Ha,